Merhaba çocuklar. Bugün fen bilgisi dersiyle yine birlikteyiz. 31 Mart 2020. Geçtiğimiz fen bilgisi dersinde bitkilerin yaşam döngüsünü işlemiştik canlılar dünyasında. Bugünkü konumuz yaşadığımız çevreyi tanımak, yaşadığımız çevrenin önemini bilincine varmak. Şimdi yaşadığımız çevreyi tanımanın önemi nedir? Önce bir bakalım çevre nedir? Çevre, insanların diğer canlı ve cansız varlıklarla yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortamdır. Bir insanın yaşadığı çevreyi tanıyabilmesi günlük hayatını kolaylaştırır. Evimiz beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçları karşıladığımız yerdir. Siz de biliyorsunuz ki daha önceki ünitelerimizde, hayat bilgisi ünitemizde isteklerimiz ve ihtiyaçlarımızı belirlemiştik. İsteklerimiz ve ihtiyaçlarımız konusunda hatırlarsanız ihtiyaçlarımız öncelikli sıraya almıştı. İsteklerimiz daha sonra zorunlu değildi. Daha sonra karşılarsak yapabileceğimiz çalışmalardan biriydi. İhtiyaçlarımız dediğimizde en önemli ihtiyaç barınmadır biliyorsunuz. Hani Türkçe dersinde de görmüştük su kaplumbağalarındaki su kaplumbağasının kabuğu eviydi. Bizim de zorunlu ihtiyaçlarımızdan birisi barınma ihtiyacını gördüğümüz veya barınma ihtiyacını karşıladığımız yer evimizdir. Dolayısıyla zorunlu ihtiyaçlarımızdan birisi de beslenmedir. Evimiz beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir dedik. Gün boyunca zamanımızı geçirdiğimiz ortamlardan biri de okuldur. Okul bizim için biliyorsunuz çok çok önemlidir çocuklar. Bir okulun içerisinde güvenli olmamız gerekir. Güvende olduğumuzu hissettiğimiz, sevgi ortamında hissettiğimiz her yer bizim için çok çok önemlidir. Şu an içinde biliyorum ki bir an evvel okula gitmek için hepimiz büyük bir istek duyuyoruz. Çünkü bizim okulumuz eğitim yaptığımız yerin eğitime ihtiyaç veren yerin haricinde bir de birlikte yaşamanın, birlikte o sevgiyi paylaşmanın olduğu önemli yerlerden birisidir. Biz okulumuzda eğitim ihtiyacımızı giderirken yine önemli barınağımızdan veya temel ihtiyaçlarımızdan birisi olan evimize gittiğimiz zaman burada da hafta sonu derslerimizde kalan zamanlarımızı evimizde geçiriyoruz. Yine çevremizden olan önemli yerlerden birisi de oyun parklarıdır. Oyun parklarında da zamanlarımızı geçiriyoruz. Bizim çevremizin düzenli olması, güzel olması ve çevremizde bu mutluluğu yaşayabilmemiz için tabii ki bize düşen görevler vardır. Bu görevlerden birisi de çevremize karşı duyarlı olmaktır. Evet çocuklar, çevremize karşı duyarlı olalım. Peki çevremizle ilgili sorunlara karşı duyarlı da olmamız gerektiğini sizlerin de bana söylediğini duyar gibi oluyorum. Evimiz, okulumuz, mahallemiz, parkımız bunlar yakın çevremizi oluşturur. Yakın çevremizi canlı, cansız pek çok varlıkla paylaşırız. Çevreyle ilgili her konu hepimizi yakından ilgilendirir. Çevremizle ilgili sorunlara karşı da duyarlı olmalıyız. Çevremizin temizliğine önem göstermemiz gerekir sevgili çocuklar. Çünkü temiz olan yerde biz her zaman huzurlu, sağlıklı, mutlu oluruz. Gün boyunca yaptığımız faaliyetler, etkinlikler sonucunda birçok atık madde oluştururuz. Örneğin yediğimiz meyvenin kabuğu, içtiğimiz sütün kutusu birer atık maddedir. Atık maddeleri yaşadığımız çevreye rastgele atmamamız gerekir. Aksi halde çevre kirliliğine neden oluruz. Şimdi okulumuzu göz önüne getirdiğiniz zaman sanırım gözünüzün önünde canlanacak
Birçok atık kutuları vardır. Bunlar farklı farklı konumlarda gruplanmıştır. Çöplerimizi bu çevremizi temiz tutmak adına çöplerimizi yeni ürünlere dönüşüm miktarını artırmak için çöplerimizi bu kutulara, kağıt kutusuna kağıtları, plastik kutusuna plastikleri, cam kutusuna camları atmak suretiyle geri dönüşümün bizim için önemli olduğunu vurgulayarak bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Çöplerin yeni ürünlere dönüşümü atık miktarını azaltır. Yani dolayısıyla çevredeki çöplerin azalmasına da sebep olur. Yani görsel olarak da biz bu anlamda güzel bir iş yapmış oluruz. Geri dönüşüm aynı zamanda bize enerji ve pil tasarrufu anlamına da gelir. Geri dönüşüm dünya kaynaklarının tutumlu kullanılmasını da sağlar. Alüminyum, cam, kağıt ve plastik gibi birçok madde geri dönüşebilir maddelerdir. Şimdi sizinle şöyle bir çalışma yapacağız. Sizden çalışkan mucitleri, fen bilgisini çıkarmanızı rica ediyorum ve kısa bir bekleme sürecindeyim. Geçen hafta yaptığımız çalışkan kitabımızla ilgili çalışmada devamı olarak canlılar dünyasına yolculukta ben ve çevrem. Canlılar çeşitli ortamlarda yaşarlar. Bir canlının yaşayıp üreyebileceği doğal ortama yaşam alanı denir biliyorsunuz. Demin de bahsettiğimiz gibi yaşam alanlarımız neresiydi? Evimiz, evet, okulumuz, mahallemiz, genelde sitelerde oturduğumuz için sitemiz, parklarımız, bunlar yaşam alanlarımızı oluşturuyordu. Canlıların yaşam alanlarındaki olumsuz yönde meydana gelecek değişmelere çevre kirliliği diyoruz. Daha önceki ışık ve ses ünitemizde de hatırlayacağınız gibi ışık ve ses kirliliğine de değinmiştik. Yani kirlilik sadece bir takım maddeleri yere atmakla veya uygun olmayan yerlerde bulundurmakla olmuyor. Bunda ses kirliliği, ışık kirliliği de bunlar arasında sayılabiliyor. Çevre kirliliği bizim için çok çok önemlidir. Çevre kirliliğinde çocuklar bizim gerçekten güzel bir ortama sahip olmamız veya vücut olarak, beden olarak hastalanmamamız için bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı olmanın temel şartlarından biri temiz çevrede yaşamaktır. Peki şimdi resimlerimize bakalım çocuklar. Burada su kirliliği. Biz insanlar her ne kadar sözel olarak çevre kirliliğini su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliği olarak üç grupta topluyoruz. Her ne kadar bunları dile getirsek de günlük yaşamımızda maalesef bunlara uygun şartta davranmıyoruz. Biz kesinlikle kendimiz öncelikle yapmayacağız, daha sonra da yapanları uyaracağız. Biz sahilde oturuyoruz. Türkçe dersinde işlemiştik sahil. Neydi? Sahil deniz kenarıydı. Yani biz üç tarafı denizle çevrili olan bir ülke olarak sahile indiğimizde görsel olarak çok mutlu oluruz. O suyun, denizin sesini dinlemek, denizdeki o trafikteki güzelliği seyretmek yani bize huzur verir. Ancak burada suyun kirliliğini, su kendisi kirli değildir. Su muhteşem bir olaydır. Çünkü biliyorsunuz ki su bizim yaşam kaynağımızdır. Burada suyun kirliliğini biz insanlar oluşturuyoruz maalesef. Öncelikle bu su kirliliğini oluşturmayacağız çocuklar. Oluşturanlara da elimizden geldiğince kaba bir şekilde değil de güzel anlaşılır bir dille su kirliliğinin neden olmaması gerektiği üzerinde açıklamalar yapacağız. Buraya baktığımızda hava kirliliği. Hava kirliliği bizim teneffüs ettiğimiz oksijenin bol olması gereken bir ortamdır biliyorsunuz.
dünyanın atmosferini saran hava tabakasıdır. Bunu da hava katman şey dünyayı saran katmanlarda görmüştük. Hava katmanı, su katmanı, kara katman olarak. Hava katmanı, hava kirliliğinin oluşması yine biz insanlar sayesinde oluyor maalesef. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hava kirliliği de olumsuz yönde artıyor. Peki buna ne yapabiliriz? Bunda da sizlerle daha önce konuşmuştuk, tartışmıştık bu konuyu. Ve bu konuyla bağlantılı olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sadece bu hava kirliliğine sebep olabilecek kişilerin kesinlikle farklı bir yönde biz vatandaş olarak uyarılar yapmamız bizim sorumluluğumuz içerisindedir. Fabrika bacalarına filtre takılması. Fabrika bacalarına filtre takılmasının en önemli sebeplerinden birisi o filtre sayesinde kirli havanın süzülmesi. Dolayısıyla bizim soluyacağımız havaya kirli maddelerin karışmamasıdır. Toprak kirliliği. Toprak kirliliği toprak üzerinde yaşadığımız kara parçasıdır biliyorsunuz. Bu toprak kirliliğinde çocuklar toprağın üzerine atacağımız her şey ama her şey bize olumsuz olarak geri dönecektir. Sadece geçtiğimiz derste, fen dersinde yediğimiz meyvelerin özünün çekirdeklerine tohum olduğunu dile getirerek bu tohumların doğaya serbestçe atılmasına bir sakınca olmadığını, onların herhangi bir şekilde ayağımızla veya başka bir etkenle toprağa gömülerek tekrar bize ağaç meyve veren ağaçlara dönüşebileceğini unutmayalım. Bizim toprak kirliliği üzerinde duracağımız, şöyle düşünelim, evimizde herhangi bir şey işimize yaramayan herhangi bir şeyi rastgele evimizin her yerine atabiliyor muyuz? Hayır. Ne yapıyoruz? Çöp kutularımız var. Çöp kutularımıza atıyoruz veya ayrıştırma yapıyor isek ki çok güzel, harika bir şey. Bunu özellikle vurgulayarak tavsiye ediyorum. Ayrıştırma yaptığınız yani cam, kağıt, plastik gibi ayrı ayrı bölümlere yaptığınız bu ayrıştırmaların kutularına atıyorsunuz. Toprak kirliliği eğer evimizde yaptığımız bu güzelliği dışarıda da yapmaz isek evimizde yaptığımız bu güzel davranışın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Çünkü doğamız kirlenerek bize olumsuz yönde dönüş yapacaktır. Çevre kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Sanayi alanlarını tarım alanlarının içine kurmalıyız. Bu yanlış. Çünkü sanayi nedir çocuklar? Sanayi fabrikaların kurulduğu yerlerdir. Fabrikaların oluştuğu yerlere sanayi alanları diyoruz. Tarım alanları topraktan verim almak için toprağa ekilen, dikilen her şey bize sağlıklı bir şekilde geri dönüşüp sağlıklı bir gelişimi tamamlamak için tarımın yapıldığı yerlerdir. Buraya kesinlikle sanayi alanları kurulamaz. Çünkü onların atıkları toprağı kirleterek topraktan verimli sebze veya meyvelerin veya toprak içerisinde yaşayan hayvanların farklı yönde olumsuz gelişimini sağlar. Bacalara filtre takmalıyız. Evet, çok güzel, doğrudur. Çünkü fabrika bacalarından çıkan zehirli gazların bizim soluduğumuz havaya karışıp yavaş yavaş bizi zehirlememesi adına bacalara filtre takmalıyız. Toprağı sık sık ilaçlamalı ve gübrelemeliyiz. Hayır, bunlar ziraat mühendislerinin bizlere önereceği yönde tarım yapan kişilerin bu bilgilendirme çerçevesinde bilinçli olarak toprağa ne zaman ilaçlamaları veya ne zaman gübrelemeleri gerektiği bilinciyle yapmaları gerekir. Çünkü toprağı sık sık ilaçladığımız zaman toprak içerisinde yaşayan hayvanların onlardan olumsuz etkilenerek ölümlerine sebep verdiğimiz gibi bizim de yemek amaçlı alınacak olan gıdaların dozundan fazla ilaç yüklemesiyle vücudumuza zehirli gıda almamıza sebep verir. Bilinçli avlanma ve ağaç kesimini önlemeliyiz. Bilinç bilmektir çocuklar. Herhangi bir konuda bilgili olmaktır.
Bilgili olduğumuz alanlarda bu bilincimizi uygulayarak davranmamız gerekir. Olumlu bilgiler edinerek, olumsuzları yapmamak adına. Avlanma ve ağaç kesimi. Yine bizim devletimiz tarafından belirli bir şekilde avlanma yasağı vardır. Avlanma yasağı olduğu zaman o süreç zaten hayvanların çoğalma zamanıdır. Onun için üreme zamanıdır. Onun için avlanma yasağı getirilir. Bu avlanma yasağını veya ağaçların büyüme aşamasındaki o kısımların bunlara uyulmalı. O zaman devlet tarafından yasak olarak verilen avlanma sürecinde yapılmamalı. Zaten ağaç kesimi derken yaş kesen baş keser atasözünden de giderek zaten ağaçların hangi o bunlarda Orman Bakanlığı orman mühendisleri tarafından takip edilerek yapılıyor, bilgilendiriliyor çocuklar. Ağaç kesimi derken rastgele ağaç kesmeyi anlamayın. Öyle gidip ben şu ağacı keseyim, tamam bu ağaç kesme zamanıdır falan değil. Bizim ormanlardaki ağaç kesimi ormanların daha rahat büyüyüp gelişmesi için belirlenmiş kuru ağaçların kesilmesi gerekir. Çünkü kuru ağaçlar diğer ağaçların büyümesine engel olduğu için veya bizim ihtiyacımız olduğu için evimizde kullandığımız mobilyalarımız veya işte sizin okulda kullandığınız kalemlerin dış yüzeyleri, defterlerimiz, kitaplarımız hepsi ağaçtan yapılmaktadır. Ancak bunu yaş ağaçla değil, kuru ağaçla yapmamız gerekiyor. Geri dönüşüm maddelerinden faydalanmalıyız. Geri dönüşümü açıklamıştık biliyorsunuz. Geri dönüşüm çok çok önemlidir çocuklar. Kağıt, plastik, cam, pil. Bunlar çok önemlidir. Pili kesinlikle toprağa gömüyoruz. Diğer çöplerimizde asla karıştırmıyoruz. İçindeki zehirli maddeler yıllar yıllar önce çocuklar Hekimbaşı denen bir yerde Ümraniye'nin tam net bilmiyorum da okuduğum veya medyadan izlediğim kadarıyla söyleyeceğim. Orada Hekimbaşı'nda çöplerimiz orada biriktiriliyor idi. İnsanların bu konuda bilinçsizliğinden dolayı çöplere atılan piller veya camlar, güneşin etkisiyle biliyorsunuz cam tutuşuyor ve yangının çıkmasına sebep oluyor. Piller de öyle. Orada çok büyük yangın çıkmıştı. Daha sonra insanların yaşam alanına kadar uzamıştı o yangın. Daha sonra o çöplük oradan kaldırıldı. Şehrin dışına çıkarıldı diye biliyorum. Yalnız bu şey demek değildir. Ya aman şehrin dışına çıkarıldı. İstediğimiz gibi çöpleri istediğimiz şekilde koyabiliriz anlamına gelmesin. Çünkü oradaki zehirli gazlar da bizi havamıza karışarak bizi farklı anlamda olumsuz olarak etkileyebiliyor. Yani dolayısıyla pil de bir geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Belediyelerin pil toplama ayrı özel bölümleri vardır. Pillerimizi orada toplayarak bizim götürmemiz veya sitede belirli bir yerde biriktirmemiz veya belediyeye söylediğimiz zaman gelip alıyor çocuklar. Bu konuda da duyarlı olmamız gerekir diye düşünüyorum. Enerji kaynaklarını dikkatli kullanmalıyız. Enerji kaynakları nelerdi çocuklar? Enerji kaynakları su, elektrik. Bunlar en önemli enerji kaynaklarımızdandı. Doğal gaz. Peki biz suyumuzu dişimizi fırçalarken, elimizi yıkarken biliyorsunuz bugünlerdeki özel durumdan dolayı sık sık ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Elimizi yıkadığımız zaman sabunu alıp elimizi sabunlarken suyun boşa atmasını asla kabul edemiyoruz. Çünkü su bizim yaşam kaynağımızdır. Her zaman söylediğimiz gibi vücudumuzun dörtte üçü suyla kaplıdır. Her şeyimiz suyladır. Bunun için hani devamlı size söylüyorum benim çocukluğumdaki gibi musluk başları döndürülerek açılıp kapanan bir durumda değil. Hemen bir dokunuşla bir alt bir üst dokunuşla musluğumuzu kapatıp suyun boşa akmamasına sağlarız. Dolayısıyla suyumuzu her yerde her zaman
dikkatli harcamalıyız. Çünkü kaynaklar sınırlı. Bu kaynakları tüketmememiz gerekir. Sadece kendimizi değil, gelecek neslimizi de, gelecek kuşakları da bu anlamda öncelikle düşünmemiz gerekir. Elektrik de biliyorsunuz suyla elde edilen hidroelektrik, bir de kömürle elde edilen termik elektrik vardır. Hidroelektrik veya termik santral hangisi tarzda elektrik bizim evimize gelirse gelsin, bunların da belli bir şekilde kaynakları vardır. Biz elektriğimizi boşa kullanırsak çocuklar, dolayısıyla kaynağımızı tüketmiş oluyoruz. Devamlı konuşuyoruz odalarımızda veya salonlarımızdaki avizelerimizde birden fazla ampul varsa onları kullanmamalıyız, bir tanesine yapmalıyız. Tek bir düğmeyle hepsi yanıyorsa o zaman o ampulleri biraz gevşetmemiz lazım ki temasını kesip tek bir ampulle işimizi görelim. Çevre kirliliği konusunda bilinçli olmalı, insanları uyarmalıyız. Doğru. Bizim görevlerimiz sadece bizim bilgilerimizle sınırlı kalmamalı ve bu konuda diğer insanları da uyarmalıyız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma, verimli bir çalışma olduğuna inanıyorum. Tekrar fen bilgisi dersinde görüşmek üzere. İyi günler.